Tam da zaman. Kaydımız da başladı bu arada. Tamam. Tekrar hep iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Nezih Hocam, toplantımızın başlangıcında kendinizden bahsetmek isterseniz biz de memnuniyetle sizleri dinlemeye hazırız. Başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür Buyurun efendim. ederim. Buyurun efendim. Herkes hoş geldi diyeyim. Kendimden bahsedecek çok bir şey yok. Varol Hoca bahsetti. Bir zamanlar tıp doktoruydum. 10 küsur yıl doktor olarak çalıştım. Bunun son bölümünde eskiden beri merakım olan arkeolojiye üniversite sınavlarına tekrar girip devam ettim. Bitirdiğim zaman hocam bize gelir misin asistan olarak dedi arkeolojideki hocam. Tamam dedim. Doktorluğu bıraktım. Oraya geçtim. Şimdi orada akademisyen olarak hala Ege Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde çalışmalarımı sürdürüyorum. Kabaca böyle. Bugün sizlerle Priene üzerinde konuşacağız. Priene, İyon şehirlerinden bir tanesi. İyonya dediğimiz kabaca Gediz'de Büyük Menderes nehirlerinin ağrısında kalan kıyı şeridi ve yakınlardaki iki ada. Günümüzdeki Sakız, Sisam, eski adıyla Hios, Samos ya da Yunanca adlarıyla adaların da içine alan bölgenin adı. Priene, İyonya şehirleri arasında son derece küçük, mütevazı bir şehir. Yani eğer bir İyonya şehri, haşmetli bir İyonya şehri anlatılacaksa, işte ne bileyim Efesos, Miletos, Teos varken, Priene çok da esamesi okunan bir yer değil. Öte yandan aşağıdaki uydu görüntüsünde de görüyorsunuz. Pardon, şu işaretçili alalım bir. Bir yine kabaca şöyle bir noktada Samsun Dağları'nın eski adıyla Minkale Dağları'nın güney eteklerinde bir noktada yer alıyor. Bu uydu görüntüsünde gördüğünüz gibi burada Samsun Dağları, burada beş parmaklar ve onların uzantıları var. İkisinin arasında da uydu görüntüsünde yemyeşil gördüğünüz bir ova var. Bu ova Büyük Menderes'in Alivyon Ovası, Dolgu Ovası. Bu ovanın birazdan görsellerle size göstereceğim. Bu ovanın varlığı Priene'nin stratejik önemini yavaş yavaş doldurduğu için Büyük Menderes zaman içerisinde kaybetmesine yol açmış. O yüzden de diğer büyük şehirler, işte Efesos, Miletos, Smyrna vesaire, Roma ve takip eden dönemlerde hatta bir kısmı günümüze kadar önemli yerleşimler olarak var olmuşken, Priene Roma döneminde, Bizans döneminde önemini büyük ölçüde kaybetmiş. Priene için bir şanssızlık, bizim için bir şans. Çünkü biz Roma olmayan, Roma'nın o devasa yapıları tarafından ezilmemiş, dönüştürülmemiş, orijinal bir Yunan kentini dünyada belki de en iyi bu sayede Priene'de görebiliriz. Bu yüzden de Priene anlatmak, size şimdi yapmaya çalışacağım, becerebilirsem şey şu olacak. Priene'yi anlatmak basitçe şehrin şurasında bu yapı var, burasında bu yapı var değil. Onu vesile ederek bir anlamda bir Yunan şehri, bir Yunan polisi nasıl diye Priene aracılığıyla size aktarmaya çalışacağım. Böyle bir tema seçeceğim. Basitçe bir şehir anlatmaktan vazgeçeceğim. Geçmeden hani iki kelime etmekte fayda var. Biz polis ve şehir kelimelerini eş anlamlı gibi kullanıyoruz ama Yunan dünyasında polis dediğimiz şey basitçe büyük yerleşim, şehir anlamına gelmiyor. Evet, anlamlarından bir tanesi bu. Ama asıl daha büyük anlamı bağımsız bir devlet olması. Yani polis dediğimiz şey bağımsız bir devlet. Bu bağımsız devletin bütün idari, yasal, yönetsel, eğitsel, sağlığa yönelik kurumlarına sahip, bu kurumlar çerçevesinde hayatını sürdüren bir devlet yapısından bahsediyoruz polis dediğimiz zaman. Zaten günümüzdeki politika kelimesi de devlet yönetimi anlamında polis yönetimi mantığından ya da o kökten gelen bir kelime. Az önce size ovadan bahsettim. Bakın kabaca milattan
önce 150-200 sıralarında sağdaki görselde bugünkü kıyı çizgisini görüyorsunuz. Fakat M.Ö. 200 sıralarında henüz Büyük Menderes her yerleri doldurmamıştı. Hem Priene denize çok yakındı, hem günümüzdeki Miletos şehri deniz kenarındaydı. Günümüzdeki Bafa Gölü dediğimizse Latmos Körfezi'ydi. Yani denizin içinde bir körfeydi. Sonra nehir bunların önlerini kapattı. Bafa Gölü Körfezi göle dönüştü ve hem Priene hem Miletos denizden çok içeride kaldılar. İşte zaman içerisinde bu Büyük Menderes Alivyon Ovası'nın ilerlemesini görüyorsunuz. Yaklaşık M.Ö. 600'lerde Söke yakınlarına kadar denizin olduğunu söyleyebiliriz. M.Ö. 200'ler civarında Priene denizden artık çok içeride kalmıştı ve zaman içerisinde bugünkü kıyı şeridine geldi. Bunun anlamı şu, Priene dediğimiz şehir bir zamanlar deniz kıyısındaydı. Hatta Priene dediğimiz şehir bir zamanlar muhtemelen çok daha kuzeydoğuda bir yerlerdeydi. İlk şehrin yerini bilmiyoruz. Yani ilk Priene nerede kuruldu, nasıl diye bilmiyoruz. Böyle bir bilgimiz maalesef arkeolojik olarak bizde eksik. Hem tarihi kaynaklar Priene'den bahsediyor, hem de solda gördüğünüz eski Priene'ye ait M.Ö. 500'ler, 520'ler civarındaki Priene'ye ait bir sikke, yani para, bize bu eski şehrin varlığını gösteriyor. Ama antik kaynaklar bize diyor ki, bu adamlar deniz dolunca eski şehirlerini terk ettiler. Yaklaşık olarak M.Ö. 350'ler civarında yeni bir şehre taşındılar. Bizim bugün bildiğimiz, size anlatacağım Priene, bu 350'ler civarında taşınan yeni şehir olacak. Eski şehir Alivyonların altında bir yerlerde duruyor. Belki Güllübahçe'de, belki Söke'ye daha yakın bir yerde. Belli değil. Ama 350'den sonra yeni bir şehir kuruluyor. Ve bu şehir 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında Almanlar tarafından kazılarla, arkeolojik kazılarla açığa çıkarılıyor. Yer yer size o kazılar döneminden fotoğraflar da göstereceğim. Burada sağda gördüğünüz Priene'nin akropolisi olan tepe ve öndeki atlığıyla işte o 19. yüzyıl sonlarından Priene'nin görüntüsü. Şimdi Priene bir Yunan şehri olarak, yeni bir şehir olarak kurulmaya başladığında önce yer seçimi yapılıyor. Yer seçiminde neye dikkat edilecek? Bir yandan tabii denize ulaşıma kolaylık, bir yandan da iyi savunulabilecek yüksek bir hisara ihtiyaç var. Priene bu iki özelliği de sağlıyor. Bir önceki görselde gördüğünüz gibi şurada tepede çok güzel düz bir hisarı var. Yani şurası ya da burası. Çok sarp bir yamaç. Önde Büyük Menderes'in Alivyon Ovası'na hemen yakın, belki de antik çağda denize çok yakın bir aşağı şehir var. Hem yukarıdaki hisar hem aşağıdaki şehir surlarla çevrilmiş. Bunu yapabilmek için engebeli araziyi önce teraslamışlar. Daha sonra o zamanın mantığı gereği bizim ızgara plan dediğimiz birbirini dik kesen ve birbirine eşit aralıklarla yer alan cadde ve sokakların oluşturduğu bir plan uygulamışlar yeni şehri yaparken. Burada pembe ile gördüğünüz, tabi bazı yerlerde turuncu ve sarı ile gördüğünüz her bir ada bir caddeye bir sokakta kesilmiş birbirinin tam eşiti adalar. Bu adaların bir bölümünü konutlar için kullanmışlar, bir bölümünü de kamu yapıları için kullanmışlar. Kamu yapısının boyutlarına göre gerekirse 2 ada, 2,5 ada, 3 ada yapının boyutuna göre ya da yarım ada kullanmak ihtiyacı hissetmişler. Bu şehir planı Priene ile çağdaş ve ondan daha geç tarihlerde kurulan birçok başka şehirde de karşımıza çıkıyor. Planın mantığı birazdan tekrar döneceğiz. İsonomya denen bir ilke.
Yani kanun önünde ve şehrin karşısında bütün vatandaşlar birbirinin eşitidir. Bu anlamda her vatandaş da birbirinin eşiti oranda paylarla şehre sahip olmalıdır gibi bir ilkenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Burada gene şehrin bir eski halinin bilgisayar canlandırmasını görüyorsunuz. Genellikle bu ızgara plan ya da Miletoslu şehir plancıya ithafen Hippodamas planı denilen plan biraz tek düze bir plandır. Biraz can sıkıcı bir plandır. Yani hep dik caddeler, dik sokaklarla vesaireyle oluşturulur. Öte yandan Pirenneliler iki avantajı kullanmışlar. Bir eğimden dolayı o tek düzelik arazinin eğiminden dolayı o tek düzelik azalmış. İki kamu yapılarını bu planda çok dengeli bir şekilde dağıtmışlar. Bir köşede tiyatro, bir köşede birazdan bahsedeceğimiz gümnazyon ve stadyum, ortada agora, haşmetli bir yerde tapınak, başka bir deyişle o tek düze planın rahatsız edici monoton yapısını büyük ölçüde kuran çok başarılı bir şehir plancılığından bahsedebiliriz. Kazılardan sonra işte böyle ortaya çıkmıştı bu caddeler, sokaklar, yapılar. Yine aynı planı görüyorsunuz. Bir yanda konut yapıları, bir yanda burada bu arada karşıda tiyatro, kamu yapılarının dengeli bir dağılımı ve tümünün surlarla çevrildiği bir şehir. Surlar gene ilginç bir şekilde Priene surları çok az antik kente nasip olacak şekilde mermer surlardır. Kötü kalite bir mermerdir ama mermer surlardır. Büyük ve çok zengin bir şehir olmasından kaynaklanmamaktadır bu. Arazinin zaten doğal taşı mermerdir. Dolayısıyla şehri yapmak için teraslama yaptıkları sırasında da surlar için kullanabilecekleri yeterince mermer blok ortaya çıkmış ve bu şekilde yapılmıştır. Surlar kulelerle desteklenmiştir birçok Yunan şehrinde olduğu gibi ve savunmayı kolaylaştırmak için aşağıda gördüğünüz gibi böyle testere dışı şeklinde yapılmıştır. Bu hem sağlamlık sağlar surlara hem de yaklaşan düşmana tek cepheden değil iki cepheden müdahale etme imkanı sağlar. Gene burada şehrin surlarını görüyorsunuz. Bütün yapıları içine alıyor. Üç tane büyük kapısı var. Bir tanesi burada. Biri şurada. Bir diğeri de hemen şurada şehrin ana caddelerine açılan ve ana arterlerden böylece şehrin her yerine ulaşmayı sağlayan üç kapı bunlar. Sanıyorum birimizin sesi açık. Arkadan bir ses geliyor. Şehrin akropolisi diyebileceğimiz en üstteki küçük hisarsa şuradaki düzlük gerek kulelerle ve surlarla çevrilmiş bir yerleşim alanı değildir. Burada herhangi bir tapınak ya da kamu yapısı yoktur. Tamamen savunmaya yöneliktir. Elimizdeki antik kaynaklar bize söylüyor ki belli dönemlerde bir askeri birlik gelip burayı korumakla mükellefmiş. Diyelim ki bir ay, iki ay neyse kaldıktan sonra onlar aşağı iniyormuş. Başka bir birlik nöbetleşi olarak bu yukarı hisarı korumak üzere o görevi devralıyormuş. Şehrin sokakları birçok durumda özellikle ana caddeleri taşla döşelidir ve caddenin orta kısmında burada görebileceğiniz gibi her üç fotoğrafta da izleyebileceğiniz gibi yağmur sularının akabilmesi için bir drenaj kanalı vardır. Buna kanalizasyon kelimesini kullanmak yanlış olur. Kanalizasyon bütün atık ve pis sular için modern olarak kullandığımız bir terim. Daha çok yağmurun ve diğer sıvıların sokakları ıslatmadan akması için kullanılan bir kanal diye düşünmemiz doğru olacaktır. Tabii engebeli bir arazi olduğu için bütün sokaklar yürüyerek geçilebilecek sokaklar, daha doğrusu düz ayak sokaklar değildir. Sokakların bir kısmının merdivenlerle oluşturulduğunu görüyoruz. Sağda bir canlandırmada, solda ise şimdiki Priene'de bu merdivenle oluşturulmuş sokakları görebilirsiniz.
Şehrin tabii bütün şehirlerde, bütün antik şehirlerde önemli ihtiyaçlardan biri su kaynaklarıdır. Su şehrin bir yerine kadar antik çağda taşınır. Genellikle böyle bir geniş hacimli bir su deposu vardır. O su deposundan küngüler yardımıyla şehrin belli noktalarına su götürülür. Evlere su götürülmez. Kamuya açık alanlara su götürülür. Burada çeşmeler yer alır. Bir yere de bugüne kadar 6 tane çeşme tespit edilmiştir. Solda bu çeşmelerden birinin tapınağın hemen yakınında, Athena tapınağının yakınındaki çeşmenin günümüzdeki görüntüsünü görüyorsunuz. Sağ üstte eskiden nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir ipucu var. Alt ortada ise bir Yunan vazo resminde çok benzer bir çeşmenin canlandırmasını görüyorsunuz. Sonuçta çeşmelerde su daimi olarak akar. Önünde bir yalak vardır. İnsanlar buradan gelir, suyu doldurup evlerine, içme suyunu evlerine götürürler. Bunun yanı sıra evlerde kuyular, küçük su depreme dev küpler içerisinde diyelim imkanları da yani yağmur suyunu toplama imkanları da vardır. Ama içme suyu genellikle bu çeşmelerden sağlanır. Sağ altta ise şehrin bir köşesinden bu su dağıtım sistemlerini bir anlamda taksim sistemlerini görebiliyorsunuz. Yunan şehrinde çok önemli yapılardan bir tanesi bizim Agora dediğimiz yapıdır. Agora günümüzde biraz da yanlış bir kullanımla çarşı ya da pazarın eş anlamlısı olarak kabul ediliyor. Evet, Agora'nın ekonomik merkez olmak itibariyle böyle bir anlamı da vardır. Ama çarşı ve pazar anlamına indirgenemez. Agora şehrin kalbidir. Şehrin bütün hayatının, sosyal, siyasal ve tabii ki ekonomik hayatının merkezidir. Bir zamanlar solda gördüğünüz görsellerde gibi halkın değişik sorunları tartışmak, konuşmak için bir araya geldiği açık alanlar olduğunu hayal edebiliriz. Daha sonra bu açık alanların sağ üstte gördüğünüz gibi basit ahşap bir kerevet, bir revakla güneşten, yağmurdan korunacak düzenlemeye getirildiğini görüyoruz. Biz bu düzenlemeye, bu revak düzenlemesine, yani önü açık, üstü kapalı düzenlemeye Yunan mimarisinde stoa diyoruz. Bu kelimeyi daha sonra da sunum içerisinde kullanacağım. Daha sonra bu ahşap revaklar taş sütunlarla yapılmış revaklara döndürülmüş. Sağ altta bu stoanın taş sütunlu bir örneğini görüyorsunuz. Bir tarafta açık sütunlar tutuyor, yukarıda çatı var. Arka taraf tamamen kapalı olabilir ya da bir takım odalara, dükkanlara açılabilir. Stoa bu kelimedir. Bir süre sonra agoraların çevresi de stoalarla çevrilmeye başlamıştır. İşte burada Priene Agorası'nın planını görüyorsunuz. Üç tarafında stoalar var. Birazdan bahsedeceğim. Kuzey tarafında ise bir anlamda devlet stoası diyebileceğimiz kutsal stoa var. Agora'nın içinde çok sayıda anıt, heykeller, küçük sunaklar, oturma alanları olduğunu tahmin edebiliriz. Burada bir canlandırmada şu köşede Priene Agorası'nı görüyorsunuz. Kutsal Stoa'yı görüyorsunuz. Agora'nın anlamını daha iyi kavramak için, yani bu sosyal ve siyasal hayatın merkezi anlamını daha iyi kavramak için aynı kelimenin, aynı yapının Latincesine bakabiliriz. Latincesi forum. Başka bir deyişle, sanıyorum çoğumuzun yaşı uygun buna. Arkadaşlar forum var dediğimiz zaman üniversite, hadi bir araya geliyoruz, toplanıyoruz anlamına gelir. Yani forum basitçe bir ticaret merkezi olmanın ötesinde bir şey. Halkın toplandığı, birbirini gördüğü, görüştüğü, şehre ait ya da birbirlerine ait günlük sorunlarını hallettiği bir yer. Nitekim Atina'da resmi eğitim kurumlarına kabul edilmeyen, dışlanan bir takım filozoflar öğrencilerine derslerini Agora'nın stoalarında vermeye başlamıştır. Ve bu filozoflardan yola çıkarak stoacılık diye bir felsefi ekol ortaya çıkmıştır.
Altta Priena Agorası'nın kazılardan hemen sonraki halini görüyorsunuz. İşte şurada ve tabii ki karşıda Priene Agorası'nın stoalarını izlemek mümkün. İşte Agora'nın görüntüsü, eski hali, canlandırma hali görüntüsü. 1, 2 ve 3 yanında stoalar var. Stoalar böyle şeyler, bir üzerinde sütunlar, arkaları dolu ya da içten bakarsanız da böyle bir yapı. Agoraların birçok yerinde oturma sıraları var demiştik. Günümüzde Priene'ye giderseniz bu oturma sıralarını hala görürsünüz. Biraz park bankları benzeri şeyler. Birkaç basamaklı. Genellikle bugün olmasa da arka taraflarında bir takım yazıtlar ya da bir takım heykeller, yani sırtınızı dayadığınız yerde bir takım yazıt ve heykellerin yer aldığı çok sayıda eksedra adı verilen bu şekilde oturma yeri vardır. Agora'dan birkaç basamakla çıkılan, Agora'nın kuzey tarafında da daha büyük çift sıra sütunla çatının desteklendiği bir kutsal stoan olduğunu biliyoruz. Elimize geçen yazıtlar bu kutsal stoanın basit bir ticaret mekanı olmadığını, bir yandan da şehrin yönetsel birimlerinin burada yer aldığını bize gösteriyor. Şehrin arşivi, mahkemeleri vesairenin de burada olduğunu sanıyorum. Benzer bir şeyi İzmir Agorası'nın kuzey stoasında, Bazilika adı verilen kuzey stoasında da görmek mümkün. Diğer stoalardan daha farklı, kamu işlerine ayrılmış bir stoa olduğunu söyleyebiliriz. İşte burada kutsal stoanın bir köşesini görüyorsunuz. Arkada tapınak var. Burada da Agora'nın kendi stoalarını görüyorsunuz. Bahsettiğim yarım daire oturma sıraları, oturma bankları, eksedralar, şunlar. Yer yer heykeller var. Bugün elimize geçmemiş olsa bile heykellerin üzerinde kime adandığını gösteren heykel kaidelerinin üzerinde isimler var. Ve kazılardan bir amcam kutsal stoanın merdivenlerinde oturmuş bize bakıyor. Agoralar tabii bu böylesine ne diyelim sosyal ve siyasal yaşamın da bir parçası olan yapılar oldukları için bir takım pis işlerin, bir takım rahatsız edici, etrafı kirletici, kokabilecek malzemelerin satışının Agora'nın içerisinde yapılması istenmiyor. Nedir bunlar? İşte sebze, bugünkü pazar yerlerimizi düşünün. Balık, et, yani etrafı kokutacak, rahatsız edecek şeyler. Ama Agora'da ticari bir görevi de var, bir işlevi de var. Ne yapalım? Agora'nın hemen yakınında bu tabiri caizse et, balık, sebze için ayrı bir küçük pazar yapılıyor. Buna Latince kelimeyle macellum diyoruz. İşte burası Priene Agorası, şurası. Burası kutsal stoa ve hemen yanında Agora'ya bitişik onun arkasında burada macellum var. Görselde de kutsal stoa burada. Makel Agora sağ tarafımızda kalacak. Macellum da burası. Buranın macellum olduğunu nereden anlıyoruz? Burada taş bir takım masalar bulunuyor. Şurada görüyorsunuz kazıdan sonraki fotoğrafta. Ve Aydın'da, Tralles'te ele geçen bir yazıt Macellum için taş vazoları falanca vatandaşın hediye ettiğini, taş masaları pardon, hediye ettiğini belirtiyor. Başka bir deyişle Macellum'da o pis işlerin yapılması için işte eti, balığı, bilmem neyi ayıklamak için böyle taş masaların varlığını biliyoruz. Burada da Agora'nın hemen dilinde bulunması nedeniyle Priyenelilerin Macellum'un Agora'nın hemen yakınında olduğu sanılıyor. Demin Agora sosyal merkez dedim, aynı zamanda siyasal merkez dedim. Siyasal merkez olduğu için yönetim erkiyle ilgili bir dizi kamu yapısı da Agora'nın hemen dibine, etrafına sokulmuş. Bunlardan bir tanesi Buleuterion denen meclis binası. Şurada planını görüyorsunuz. U şeklinde bir yapı, oturma sıraları var.
Üstü birazdan göstereceğim. Kapalı, çatısı örtülü bir yapı. Bir anlamda köşeli ama minik bir fiyat boyu andırıyor. Hemen merkezinde, orta yerinde bir sunak var. Sunağı burada görüyorsunuz ya da kazılardan sonra burada görüyorsunuz. Sunağın dört bir tarafında madalyonlar içerisinde tanrıların heykelleri var. Hermes, Herakles, Apollon gibi ve Zeus gibi bir takım tanrıların büstlerinin diyelim, heykel demeyelim, kabartmalarının olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle birkaç kelime etmek lazım. Nedir bu? Yunan polisinde iki tür meclis var. Bir tanesi seçilmiş vatandaşların yani bulevlerin meclisi. Bizim ne diyebiliriz? Meclisi mebusan'ın karşılığı diyebiliriz ya da senato binası gibi düşünebilirsiniz. Şehrin bütün günlük işlerine bu meclis karar veriyor. Belli sayıda vatandaş belli sayıda temsilci seçiyor. Bu temsilciler bir arada gelip belli durumlarda, belli aralıklarla toplanıyorlar. Toplanmadan önce Yunan şehrinde bizim bugünkü modern anladığımız anlamda laiklik kavramı olmadığı için din Yunan şehrinde hayatın her alanına girdiği için. Öte yandan din Yunan şehrinde teokratik olarak hayata hükmetmeyen çok dengeli bir sistem oturtmaları için meclis toplantısından önce bu sunakta bir kurban kesin. Hayırlı bir toplantı olsun. Meclis toplanıyor. Şehrin günlük hayatına ait kararlar alıyor. Eğer ihtiyaç varsa bu kararları taşa yazıp, taş bir yazıt haline getirip şehrin görülebilir bir yerine, mesela Agora'ya yerleştiriyor. Çok standart yazıtlar bunlar. Halk ve meclis karar verdi ki Tebule kai hedemos diye başlıyor. Dekret dediğimiz yazıtlar. Ne yapılması gerektiğini, ne karar verildiğini yazıyor. En sonunda Agata Tüke, iyi şanslar, hayırlı olsun cümlesiyle karar bitiyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun meclisin verdiği bu karar gibi bir standart kalıbı var bu meclis kararlarının. Bunlar bir kısmı çok basit kararlar. Bir kısmı daha ciddi kararlar. Öte yandan çok önemli kararlara, mesela savaş, barış gibi şehir için hayati önem taşıyabilecek kararlara bu küçük meclis karar veremiyor. O zaman oy hakkı olan bütün vatandaşların toplandığı bir büyük meclis kuruluyor. Buna da eklesya deniyor. Sonradan cemaat anlamına ve seçilmiş cemaat anlamına kilise kelimesinin dönüşeceği kelimedir bu, kavramdır. Eklesya yani bütün vatandaşlar bir araya gelip onlar tartışarak savaş, barış gibi önemli kararları alıyorlar. Demek ki iki meclis var. Bir seçilmişler meclisi, bu ne? İki eklesya bütün vatandaşlar meclisi. Burada vatandaş kelimesinin altını çizmek istiyorum. Vatandaş ergen yaşını bitirmiş olacak. Yani rüştünü ispatlamış olacak. Erkek olacak. Kadınlar vatandaş olamaz. Köle olmayacak, özgür olacak. Özgür olup başka şehirden gelen olmayacak. O şehir için belli törenlerle şehrin vatandaşı kabul edilmiş olacak. Yani demokrasi var ama bu şartlarda demokrasi var. İşte Priene'nin meclis binası yani senato binası diyebileceğimiz bu levteryonu Agora'nın hemen dibinde ve çok iyi korunmuş olarak ortaya çıkarıldı. İşte böyle bir yapı, üstü örtülü, burada da günümüz halini görüyorsunuz. Çok iyi hakikaten korunmuş durumda. Ortada sunağımız var. Önce burada tartışılıyor, konuşmacılar burada konuşuyor, kararlar burada alınıyor. Demin Agora'dan bahsettik. Burası Agora'mız. Kutsal Stoa'mız. Kutsal Stoa'nın hemen arkasında şu bina meclis binası. Yani Agora'nın siyasal merkez olmasıyla ilgili bir durum. Onun hemen yanında bir diğer kamu yapısı, Prytaneion denen kamu yapısı. Prytaneion biraz böyle ne diyelim, çok fonksiyonlu, birden fazla fonksiyonlu bir yapı. Bir yandan hani belediye meclisi
üyelerinin yapısı gibi diyebiliriz ama bütün bunlar çok modern kavramlar. Belediye, belediye meclisi vesaire gibi kavramlar. Şehrin günlük işlerinden sorumlu memurların diyelim bir yanıyla bulunduğu bir yapı. Ama aynı zamanda şehrin misafirhanesi, önemli dışarıdan gelecek misafirlerin, heyetlerin hem konuk evi hem ziyafetler düzenlenecek bir yapı. Daha önemlisi şehrin simgesi olan hiç sönmemesi gereken ateşin korunduğu yapı. O ateş şehri ilk kuranlar tarafından oraya taşınmış ve şehir varlığını sürdürdüğü müddetçe sürekli yanması gereken simgesel bir ateş. Plütonium bütün bunları içeren bir yapı. Gene en iyi korunmuş, dünyadaki en iyi korunmuş plütonium'lardan bir tanesi Priene'de açığa çıkarıldı. Burada ve şu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir iç avlu var. O iç avlunun etrafında da odalar var. Burada ele geçen yazıtlardan bir tanesinde İonyalıların en asili olarak Priyenelileri öven kelimeler, cümleler görüyoruz. Şimdi bir Yunan şehrinde, az önce böyle laf arasında söyledim, çok önemli bir boyut dindir. Tanrılar ve onların tapınakları, onlar için yapılan festivaller, ayinlerdir. Diyebiliriz ki Yunan şehrinde vatandaşa kimliğini veren asıl şey, şehre ait bu dinsel dünyadır. Bunu nasıl anlatmam gerektiğini tam kestiremiyorum. Biraz önce laf arasında söyledim ama asla teokratik bir yapılanma, her şeye karışan bir din düşünmeyin. Ama öte yandan hayatın en güncel şeylerine bile sızmış bir dini inanç, bir duygu düşün. Yunan polisinde siz kimsiniz diye, diyelim ki bir Yunanlı Mısır'a gitti. Siz kimsiniz dediğinde, etnik halinizi, etniğinizin ne olduğunu sorduğunda cevap İonyalıyım ya da Helenim ya da Yunanlıyım olmaz. Priyeneliyim, Efesosluyum, Sümünalıyım. Başka bir deyişle Yunan polisinde polisin ismi aynı zamanda vatandaşın etnik kimliğini gösterir. Çünkü bir düzenli ordusu yoktur. Şehre vatandaş sahip çıkacaktır, el ele sahip çıkacaklardır. Böyle bir vatandaşlık duygusunun oluşması gerekir. İşte bu duygunun oluşmasındaki önemli faktörlerinden biri şehrin dinsel dünyasıdır. Bu dinsel dünyada işte her resmi görevlinin aynı zamanda dinsel görevliliği vardır. Resmi görev senesi bir yılsa bir yıl sonra o görevi bırakır başka biri devredir. Yani illa bu böyle kalıcı bir rahipler kastı gibi düşünmeyin bunu. Her tanrının festivalleri vardır. Bu festivallerin ne zaman yapılacağı bellidir. Ay isimleri o tanrıların festivallerine göre bellidir. Yani başka bir deyişle din hayatın her alanındadır ama hayata hükmetmez. Böyle çok tabiri caizse hoş bir denge vardır Yunan polisi içerisinde. Tabii ki böyle bir şey olduğu zaman da şehir için, o tanrılar için, şehrin önemli tanrıları için de tapınaklar yapılır. Priene'nin en önemli tanrısı ya da tanrıçası diyelim, Athena, tanrıça Athena'dır. Ve günümüzde kalmış en büyük, en önemli, en anıtsal yapı da Athena tapınağıdır. Burada yukarıdan tapınak ve avlusu civarındaki diğer alanların genel görünüşünü görüyoruz. 1960'lı yıllarda düşmüştü bunlar, yere devrilmişti. Bir küçük restorasyonla ayağa kaldırılan tapınak sütunlarından bir bölümünü görmektesiniz. 19. yüzyıl ortalarında 1800'lerde İngilizler buraya geldiğinde tapınağın hem sütunlarının hem duvarlarının, bakın şurada bir insan figürü var, bir insan boyu yüksekliğinde korunmuş olduğunu biliyoruz. Bugün sadece temellerini görebiliyoruz ortaya kaldırılan sütunlar hariç. Tapınaktaki bir takım buluntular o 1800'lü yılların ortalarındaki İngiliz kazılarıyla, kaçakları, kaçak demeyelim de işte o zamanın mantığıyla her şey serbest ve her şey kaçak, nereden bakarsanıza bağlı, bulunmuş ve bugün British Museum'a götürülmüş. Burada gördüğümüz, sağda gördüğümüz muhtemelen Kraliçe Ada'ya ait baş ve bir takım önemli yazıtlar günümüzde British Museum. Şöyle bir hikaye antik kaynaklar bize anlatıyor. Sadece onlar anlatmıyor. Bu yazıt da gösteriyor.
Pirene'nin kurulmaya başladığı tarih tam da ilk başladığında Pers egemenliği var, yani İranlıların egemenliği var. Çok kısa bir süre sonra daha şehrin kurulma aşamasında Makedonyalı Aleksandros, yani Büyük İskender geliyor, Persleri kovalıyor. Anadolu'yu özgürleştiriyor ve o şanına yakışır bir şekilde İyon şehirlerine bir takım bağışlarda bulunmayı düşünüyor. Bu bağışlardan ilk bağış yapmayı istediği şehir Efes şehri. Efesos şehrindeki Artemis tapınağına diyor ki, ya da Efesoslulara daha doğrusu diyor ki, ya bırakın bu tapınağın masraflarını ben üstleneyim ama bunun karşılığında benim adım da tapınakta adanan kişi olarak Artemis'in yanında benim adım da orada bulunsun. Efesoslular tabii tanrıçalarına çok önem veriyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmek istemiyorlar. Kralı da kırmak istemiyorlar, Büyük İskender'i. Efendim, tek bir tapınakta iki tanrıya yer yoktur gibi böyle politik bir cevapla bu işi geçiştiriyorlar. Ne haliniz varsa görün diyor Büyük İskender. Aşağı iniyor, Priene'ye geliyor. Aynı teklifi Priene'lere geliyor. Onlar da yeni tapınaklarını yapmak üzereler. Diyor ki ben yapayım masraflarını ben karşılayayım. Ama benim adım da olsun. Priyeneliler ya Efesoslular kadar onurlu olmadıklarından ya da Efesoslular kadar zengin olmadıklarından bu teklifi kabul ediyorlar. Ve hakikaten bugün British Museum'daki yazıtta Aleksandros'un bu tapınağı Athena'ya adadığını gösteren, tapınağın bir zamanlar yan duvarında duran bir yazıtı açığa çıkardık. Yani bu teklif kabul edilmiş. Tapınak şehrin en merkezi yerinde çok böyle haşmetli bir istinat duvarı. Bakın duvarı burada ve şurada görüyorsunuz. İstinat duvarı üzerinde açılmış geniş bir alanda duruyor. Sonradan tapınağın yapımından biraz sonra eklenen bir stoa garip bir şekilde tapınak tarafına değil şehre bakar olarak konumlandırılmış, başka deyişle bir gezinti terası gibi planlanmış. İşte burası stoamız, şehre bakan. Tapınağın kutsal alanı, biz buna temenos diyoruz. Bir anıtsal girişle bu kutsal alana giriyor. Bugün şu kadarı kalmış anıtsal girişin, eski hali böyle ya da böyle düşünülebilir. Bu kutsal alana anıtsal bir girişle giriliyor. Ortada tapınak var. Tapınağın hemen önünde bir sunak var. Çevrede de çok sayıda daha küçük yapı, heykeller vesairelerin olduğu bir alan hayal edebiliriz. İşte bir üç boyutlu, daha doğrusu kesit çizimli bir göstergede bir tören sırasında, bir tanrıça için yapılan tören sırasında kutsal kapıdan insanların girdiğini görüyorsunuz. Çevrede heykeller ve diğer adaklar var. Orta yerde sunak var. Arkada da tapınağımız yer alıyor. Yunan tapınağı bizim bugünkü işte kilise, cami, havra benzeri içine girilip ibadet edilen bir yer değildir. Halk Yunan tapınağında tapınak içine giremez. Tapınak tanrıçanın ya da tanrının evidir. Onun heykeli olur. Gerekli durumlarda dini görevliler tapınağın iç kısmına girebilir. Halk bu kutsal alan diyebileceğimiz, temenos dediğimiz avluda ibadetini görür. Ve ön taraftaki sunakta da tanrı veya tanrıça için sunular, genellikle hayvan sunuları yakar. Hayvanın eti halk tarafından paylaşılır. Derisi ve kemikleri, kokan yerleri, yağları bu sunakta yakılır. Çünkü tanrılar et yemezlermiş. Tanrıları asıl cezbeden şey o yanmış yağ, kemik, deri kokusuymuş. O kokuyu çekip, oh gene bize kullarımız bir şey sundu diye mutlu olurlarmış. Et ise halk tarafından ve sunanlar tarafından yenirmiş. İşte törenlerde bu sunumun yapılacağı sunak ve tapınağın içine girmeden tapınağın çevresinde yürütülen tören alayını hayal edebiliriz. Burada tapınağımızın sunağı ve tapınağı görüyorsunuz. Tapınağın sütunlarının birkaç tanesi bugün Almanya'da Berlin Müzesi'nde ayağa kaldırıldı. Burada görüyorsunuz. Tapınağın bir çekirdek, megaron dediğimiz çekirdek yapısı var. Şurası. Bu çekirdek yapının etrafında bir sıra iyon düzeninde sütun
varmış. Yapının mimarını da biliyoruz. Piteos isimli bir mimar. Antik çağın önemli mimarlarından biri. Aynı zamanda Bodrum'da yani Halikarnassos'taki dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Mausolyum'un da mimarı. Pirgene Athena Tapınağı'na bu mimar o kadar çok önem vermiş ki bu tapınakta kullandığı mimari teknikler üzerine bir kitap yazmış. Antik yazarlar bize bunu söylüyor. Maalesef kitabın kendisi bugün elimizde değil. Ama çok kafa yorulmuş, çok özel, belki de İyon mimarisinin en olağanüstü yapılarından birinin Pirgene Athena Tapınağı olduğunu söylemek mümkün. İşte tapınağın bugünkü sadece kalmış 5 sütunu ve eski halinin nasıl olabileceğini bize gösteren bir canlandırma. Tapınakları yapmak çok büyük masraf. Pirgene Tapınağı'nın da yapımının 200 yılı aştığını görebiliyoruz. Başka bir deyişle tapınağın doğu tarafındaki stil ve dönemle tapınağın batı tarafındaki stil ve dönem arasında 200 yıl fark var. Sürekli inşaat 200 yıl boyunca sürmüş. İşte tapınağın çekirdek kısmı şurası. Temellerini gördüğünüz. Etrafındaki sütunların bir bölümü burada. Aslında birçok sütun da belli ki bir deprem ya da başka nedenle yıkılmış. Çevrede duruyor. Yani istense daha bayağı bir kısmı tapınağın ayağa kaldırılabilir. Tapınağın içinde bir heykel var. Tapınak Athena Polyas'a, şehrin koruyucusu Athena'ya adanmış. Aynı sıfat Atina şehrindeki Akropolis'teki tapınakta da tanrıça aynı sıfatla anılıyor. Ve bu tapınakta ünlü bir heykeltıraşı Phidias'ın yaptığı altın ve fil dişinden devasa bir Athena heykeli olduğunu biliyoruz. Heykelin kendisi elimize geçmemiş olsa da boyutlarını ve şeklinde ne olduğunu başka ipuçlarıyla biliyoruz. Anlıyoruz ki tapınak kazılarında bulunan küçük parçalardan, bakın şurada koyu renkte gösterilmiş parçalar bunlar. Pirgene'deki Athena Tapınağı'ndaki heykel de bu Atina'daki Athena Tapınağı'ndaki heykelin kopyasıymış ama 1 bölü 2 oranında kopyasıymış. Orijinal heykel 12 metre boyutunda, 12 küsür. Pirgene'deki heykel 6 küsür metre boyutunda yapılmış. Nitekim şehrin sikkelerinde de tanrıçayı görmek mümkün. Tapınağın sütunlarıyla binanın aslı duvarları arasındaki şu sütun üstündeki kaset dediğimiz şu çukur düzenlemeler içerisinde de çok sayıda kabartmanın olduğunu biliyoruz. Bunlar da gene günümüzde maalesef British Museum'da. Ön taraftaki sunak atnalı şeklinde. Şurası ateşin yakıldığı yer. Merdivenlerle çıkılıyor. Çevrede gene sütunlar ve kabartmalarla süslenmiş bir yapı karşı karşıyayız. Yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapının parçaları da gene Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde. Bir diğer şehrin tapınağı Zeus Tapınağı. Agora'ya sırtını vermiş küçük bir meydan içerisinde daha mütevazı gene o çekirdek yapı fakat bu sefer sadece önde iki sütunla desteklenmiş. Büyük ihtimalle aynı mimarın yaptığı sanılan, çevresinde stoalar yer alan diğer bir tapınak Zeus Tapınağı. Buradan ne anlıyoruz? Şehirdeki tanrıçaların, şehir tanrı ve tanrıçaların şehir için önemine göre hem yer seçiminde hem yapının boyutlarının seçiminde farklar görünüyor. Şehrin yamaç kısmındaki bir tapınak tanrıça Demeter'e ait sıra dışı bir tapınak. Zaten Demeter Mister dediğimiz gizem dininin tanrıçası. O yüzden sıradan halkın günlük inançlarının bir parçası olmaktan çok kendine özel müritleri olan gizli ayinler yapılan bir tanrıça. Bu tanrıça yer altına, yer altı tanrısı Hades'e gelin giden kızı nedeniyle öteki dünyayla, yer altı dünyasıyla da ilişkili kabul ediliyor. Onun tapınağında bu yer altı dünyasına adanacak bir takım sunular için gömülü sunaklar var. Yere gömülü sunaklar var. Burada o tanrıçanın çok kendine özel tapınak kazılarında bulunan
heykelciklerini daha doğrusu görebiliyorsunuz. Bir Mısır tanrıları tapınağı var, şehri daha çok kutsal alanı var. İskender Persleri kovduktan sonra Mısır'ı da fethediyor ve Mısır'da Yunan dünyasının bir parçası haline geliyor. Mısır kökenli tanrılar da, tanrı ve tanrıçalar da Yunan dünyasında kabul görmeye başlıyorlar. Belki Mısırlı tüccarlar şehirlere gelip gitmeye başlıyor. Bu yüzden birçok şehirde Mısır tanrılarına da tapınıldığını biliyoruz. Eski Yunan dini bir yandan böyle çok önemli dedik, hayatın her alanı dedik, bir yandan da çok tanrılı dinlerin birçoğunda olduğu gibi kıskanç dinler değiller. Yani ben varsam o olmaz, sadece bana tapın derdi olan dini yapılar değiller. Yeni başka bir takım tanrıları, tanrıçaları da hemen kendi işlerine mas ediyorlar. İşte bu anlamda Priene'de bir Mısır tanrıları kutsal alanı olduğunu biliyoruz. Çok sert kuralları var. İşte şöyle temiz olmayan, şunu yapmayan, bunu yapmayan, kurallara uymayan buraya giremez, asarız, keseriz diye elimizde yazıtlar var. Büyük İskender'in şehir için öneminden bahsettik. Büyük İskender'e ayrılmış ayrı bir küçük kutsal alan var. Sağda orada, ortada daha doğrusu, üst ortada o İskender'in büstünü ve o kutsal alandaki yazıtı görüyorsunuz hemen yanında. Ve şehrin dış kapısına doğru da çok dandik, muhtemelen yerel halkın inandığı ana tanrıça Kübele'ye ait bir diğer kutsal alan olduğunu biliyoruz. Demek ki çok sayıda kutsal alan Yunan şehrinde yan yana değişik büyüklüklerde ve değişik kalitede olabilir. Daha geç çağda şehirde bir Yahudi cemaatinin varlığını gösteren evlerden birinden dönüştürülmüş bir sinagogumuz var. İşte şurası, burası Tevrat rulolarının saklandığı dolap ve sinagogda bulunan menorahlar, yani Yahudi sembollerini görüyorsunuz. Yedi kollu şamdanlar. Ve gene daha geç bir dönemde, Bizans döneminde değişik yapım aşamaları gören tiyatronun hemen önünde bir kilisenin de varlığını biliyoruz. İyi korunmuş bir erken kilise olarak hatırlatalım. Şehirdeki bir diğer yapımız tiyatro. Tiyatro Tanrı Dionysos'un aslında tapınağıdır demek yanlış olmaz. Priene Tiyatrosu da başlangıçta daha küçük, mütevazı bir şekilde planlanmış. Şehrin nüfusu artınca arka kısma yeni oturma sıraları ilave edilerek büyütülmüş, iyi korunmuş bir tiyatro. Diyebiliriz ki Priene Tiyatrosu, aslında bütün şehir için bunu söyleyebiliriz de tiyatro için bir kere daha söyleyelim. Belki de dünyadaki en iyi korunmuş Yunan tiyatrosu. Yunan kelimesinin altını çiziyorum. Yani işte Efes'in, Afrodisyas'ın, Milet'in vesairenin tiyatroları muhteşemdir. Çok etkileyicidir. Fakat onlar Yunan tiyatrosu değil. Roma tiyatrosu. Priene dünyadaki en iyi korunmuş Yunan tiyatrolarından biridir. Tiyatroda oturma sıraları olacaktır. Oturma sıralarının orta kısmında dairesel bir meydan olacaktır. Biz bu meydana orkestra diyoruz. En eski tiyatro oyunları bizim bildiğimiz şekilde oyunlar değil, Dionysos için, Tanrı Dionysos için söylenen teke şarkıları, teke türküleri, korolardan oluşmuş bir tören alanıydı. İşte bu orkestrada bu iş yapılıyor. Sonra anlam kaydı, biz bugün orkestraya başka bir şey ifade ediyoruz. Bunun arkasında bir fon olabilecek böyle basit küçük bir sahne binası yer alıyordu. Tiyatro mantığı gelişmeye başlayınca birkaç oyuncu eklendi. O zaman oyuncular şu yukarı kısma geçtiler. Koro hala aşağıdaydı. En iyi olay orkestrada yaşandığı için en iyi izlenebilecek yer zemin seviyesiydi. Zemin seviyesinde prohedria denen rahiplerin koltukları. Bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 koltuk. Rahiplerin koltukları vardı ve hemen ortasında da Tanrı Dionysos'a sunum yapılacak bir küçük sunak vardı. Sonra zaman içerisinde oyun daha çok şu sahne üstüne doğru taşınmaya başlandı. Daha fazla oyuncuyla koronun öneminin azaldığı bir yeni düzenleme olmuştu. Priene Tiyatrosu'nda bunun izlenimi mümkün. Başka tiyatrolarda da iyi kötü izleyebildiğimiz bir şey.
bu alanı genişletmek için, şöyle bir geri gidelim, şuradaki dar alanı genişletmek için başka birçok tiyatroda Roma döneminde sahne öne doğru çekilmiştir. Bir yere de ise ilginç bir şey yapıp sahneyi öne çekmeyip, yani şuradaki düzeni bozmayıp sahne binasını arkaya doğru çekerek buradaki alanı oluşturmuşlardır. Bu da tiyatronun orijinalliğini korumasını sağlamıştır. Çok sayıda heykelin varlığını hemen hatırlatalım burada. Sahne binasını görüyorsunuz, sütunlarını hala sapasağlam ayaktalar. Bir zamanlar renkli olduklarını gösteren izler var. Dikkatli bir göz o renkleri görebilir. Oyunlar sahnenin üstüne taşınınca artık bu zemin seviyesi en iyi izlenme yeri olmaktan çıkmış. Seyirci basamaklarının arasında yeni bir prohedria, yeni bir loca inşa edilmiş. Gene Priene Tiyatrosu'nda dünyada tek olan bir ayrıntı var. Bunun enteresan olduğunu düşünüyorum. Lafı biraz uzatıyorum belki ama vurgulamak istiyorum. Şimdi antik çağda biz biliyoruz ki oyun yazarları bazen bizde de olur o durum, entrikayı fazla abarttı. Öyle bir karmaşık hale getiriyorlar ki oyunu makul bir sonla sonlandırmak, bir şekilde bitirmek, bir sonuca bağlamak imkansız hale getiriyor. İşte bunu yapamadıkları noktada bir üçkağıda başvuruyorlar. Bu üçkağın adı Yunancasıyla Apomekanesteos, Latincesiyle Deus Ex Machina. Başka bir deyişle makinalı, mekanik bir tanrı. Mekanik bir tanrı bir düzenlemeyle tiyatronun içerisinde iniyor. Bu bir kukla da olabilir, bir insan da olabilir. Bir düzenlemeyle iniyor ve sonucu söylüyor. Tamam tamam diyor, kafa çok karıştı diyor. Bundan sonra bu böyle olsun, bu böyle olsun, bu böyle olsun diyor. Yani o oyun yazarının beceremediği karmaşıklığı bir sonuca bağlıyor. İşte gene Priene Tiyatrosu bu düzeneğin korunduğu dünyadaki tek yer. Bakın şurada baca gibi görünen, tiyatronun içinden merdivenlerle çıkılan şu boşluk Deus Ex Machina. Yani mekanik tanrının görünüp son sözü söyleyip oyunu sonlandıracağı düzenek. Priene Tiyatrosu'ndaki bir diğer ilginç şeyi de hemen söyleyelim. Hemen şu oturma sıralarının dibinde, şu alanda, burada da görüyorsunuz, bir su saati bulundu. Maalesef üst yapısı korunmamış ama bu kanal düzeneğini görebiliyorsunuz bu su saatinin. Bu da az önce söylediğim eklesya, yani büyük meclis toplantılarının tiyatroda yapıldığını, bu toplantılarda konuşmacıların konuşma sürelerinin kısıtlandığını, yani lafı alanın saatlerce konuşmasını engellemek için bir su saati düzeniyle belli bir süre tanındığını, o su saati düzenindeki süre bittiğinde artık sözüne devam etmeyip başkasına verdiğini biliyoruz. Bu da dünyada tek iyi korunmuş su saati. Atina'dan pişmiş toprak küplerle yapılmış benzer su saatlerini biliyoruz ama Priene'deki çok daha karmaşık bir düzenek. Şehirdeki bir diğer olması gereken yapı gümnazyonlar, yani eğitim kurumları. Biz Fransızca okuduğumuz için gümnaz diye, jimnaz diye Türkçe'de söyleriz. Jimnastik kelimemizin kökenidir. Çünkü Yunan eğitiminin önemli bir parçası da gençlerin eğitiminin spordur. Yani bu çoluk çocuk ne olacak? Bu çoluk çocuk sokakta heba mı olacak sorusuna Yunanlı bir cevap bulmuş. Hayır, eğitim göreceklerdir demiş. Bu eğitim kadınlar için geçerli değildir. Gene erkekler için geçerlidir. Çocuk yaşta başlar. Ergenliğin sonuna kadar devam eder. Eğer şehir yeterince büyükse 3 yaş grubunda, 3 ayrı alanda eğitilir. Şehir daha küçükse, bunlar bizim nasıl böyle köy okullarında bütün sınıfları bir araya getiriyorsunuz, bu yaş grupları aynı bina içinde de eğitim görebilirler. Bunlardan bir tanesi paydonlar. Yani bizim pedagoji kelimemizin kökeni olan ya da pediatri kelimemizin kökeni olan çocuklardır. İkincisi efeboslar, yeni yetmelerdir. Üçüncüsü neonlar, yani gençlerdir. Artık 20'li yaşlara yaklaşmış olanlardır. Biraz bizim ilk orta lisenin muadili gibi düşünebilirsiniz. Büyük şehirlerde birden fazla eğitim kurumu vardır. İşte Priene'de de en az 2 eğitim kurumu olduğunu biliyoruz. Biri tiyatronun hemen önünde şurası, bir de şurası.
Bir de birazdan göstereceğimiz diğer gümnazyon. Tiyatro önündeki gümnazyon için böyle bir enteresan kural var. 30 yaş üstündekiler yasak, kölelere yasak, sonradan azat edilmişlere yasak, tüccarlara yasak, erkek fahişelere yasak, sarhoşlara, delilere ve fiziksel olarak uygun olmayanlara gümnazyon eğitimi yasak. Bunun dışındakiler gümnazyonda eğitim veriyorlar. Yukarı gümnazyon büyük ihtimalle ileri yaş gruplarının gümnazyonu, şehrin tam merkezinde. Fakat sonradan Roma dönemindeki yapılan bir takım değişikliklerle bugün çok iyi durumda değil. Ama aşağı gümnazyon gene Yunan dünyasının en iyi korunmuş gümnazyonlarından biri. Şurası, yukarı gümnazyon şurası bakın. Tiyatronun önü, agora ve şehir surlarının hemen dibinde aşağı gümnazyon görüyoruz. Bu Priene'nin en ciddi ve en hoş yapılarından bir tanesi. Birçok alt birim olduğunu biliyoruz bunlar arasında. Bu alt birimlerde şimdilik vurgulamak istediğimiz bir idman alanı olacak. Bir nevi küçük agora gibi şurada palestra dediğimiz bir talim alanı, idman alanı olacak. Bir yıkanma odası olacak, birazdan göstereceğim. İşte yağlanma odası, kumlanma odası gibi odalar olacak. Bir de bizim daha sonraki medreselerde çok benzer bir şekilde büyük ana derslik, efebeyon denen ana derslik olacak. Bir gene de bunların hepsinin çok iyi korunduğunu görebiliyoruz. İşte yıkanma odası basit soğuk suyla yalaklar şeklinde yapılan yıkanma odası. Maalesef çok kısa bir süre önce buradaki suyun aktığı aslan başlarını birileri geldi ve kırdı. Böyle bir vandallık yaptılar. Bunu da söyleyelim. Ayak yıkama için şurada boşluklar var. Yunan dünyasında spor ve gümnazyon eğitimi çıplak olarak yapılıyor. Önce yağlanıyorsunuz. Bakın şurada yağlanmayı göstermiş. Yağlandıktan sonra çok da kaymayın, vıcık vıcık olmayın diye kumlanıyorsunuz. Yağlı ve kumlu bir şekilde sporunuzu yapıyorsunuz. Sizi o şekilde annenizin eve alması mümkün değil. Böyle strigilis denen bir aletle yağın, kumun kabasını temizliyorsunuz. Sonra bir sünger ve soğuk su yardımıyla geri kalanları becerebildiğiniz ölçüde temizlemeye çalışıyorsunuz. Gümnazyon eğitiminin önemli bir parçası bu. Bir müdür var gümnazyonlarda, bir antrenör ve eğitmenler var. Tabii öğretmenler de var, spor açısından söylüyorum. Birçok dalda işte cirit atma, disk atma, güreş, boks, koşu, uzun atlama gibi birçok dalda eğitim veriyorlar. Elimizdeki Yunan vazoları sayesinde bu gümnazyon eğitimlerini görebiliyoruz. Bakın öğretmen, öğrenci burada. Öğretmenler öyle tutma, dizlerin böyle olacak falan diye her aşamasında ya da buradaki öğretmen beceriksiz bir hareketin elindeki sopayla genci cezalandırıyor. Görebilirsiniz. İşte Priene Gümnazyonu böyle bir idman avlusu vardı ve birçok idmanın yapıldığı bir alan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Efebeyon dediğimiz ana eğitim odası tam karşıda büyük oda. Bugün bu odada güzel korunmuş iki sütunlu bir girişi var. Duvarları harika, eski hali böyle olmalıydı. Müzik eğitimi, yazı yazma eğitimi, gramer eğitimi, matematik eğitimi, geometri eğitimi ve güzel konuşma eğitimi önemli eğitimler arasındaydı. Bakın burada Yunan vazolarında öğrencilerle öğretmenlerin ilişkisini gösteren görselleri görmektesiniz. Ve bu Priene Efebeyon'u eşsiz bir şekilde duvarlarındaki yazıtlarla da dikkat çeker. Bunlar grafitidir, yani resmi yazıtlar değildir. O gümnazyondan geçen her öğrenci kendi adını duvara kazımıştır. Hep sabit bir ifade vardır. Hotopos, bakın hotopos, hotopos diye başlar. Hotopos topografi kelimesinden biliyoruz, yeri demektir. Kim olduğunu yazar. İşte Ermiyu bilmem kim, falancanın oğlu filancanın yeri. Bazıları dörtgen içine alınmıştır. Yaklaşık olarak 300'den fazla öğrencinin bu duvarlara kazıdığı isimleri bugün hala görmek mümkündür. Bir yabancı hekimi gezdirmiştim. Bir çocuk cerrahını gezdirmiştim bir gün Priene'ye. Ve o demiştir ki, demişti ki bana,
Leiden Üniversitesi'nde doktora sınavlarının yapıldığı salonda da bir köşe vardır. Sınava girecek her öğrenci adını oraya yazar. O öğrencilerin bir kısmı daha sonra Nobel almıştır. Priyene'dekilerde Nobel alan yoktur ama biz Priyene'deki öğrencileri de bu sayede ismen tanıyoruz diye. Koşu önemli bir dal sporlarda. Yunan dünyasındaki en kısa mesafe koşusu bir stattır. Bir stat ölçü birimidir. Yaklaşık 200 metredir, 190 metre civarındadır. Stadyum dediğimiz binada en kısa koşu mesafesinin yapıldığı pist ve dinleyici, izleyici sıralarını içerir. Bir yeni stadyumu da gümnazyonun hemen yanında dar, küçük bir şehir olduğu için az sayıda oturma sırası içeren bir pist içerir. İşte kazılardan sonra bu oturma sıralarını ve günümüzde keçilerin dolaştığı oturma sıralarını görebiliyorsunuz Priene Stadyumu'nda. Koşunun başlangıcının eş zamanlı yapılması için gene dünyada en iyi korunmuş başlangıç eşiği Priene'dedir. Karmaşık bir düzeneği vardır. Sonuçta bir hakemin tuttuğu ipler burada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi bir nevi bariyer sistemi yukarıdan oluşturur. Hakem ipi bıraktığında bu bariyerler aşağı düşer ve tüm koşucuların eş zamanlı çıkması sağlanır. Eskiden bizim şimdiki modern koşucular gibi değil, koşuya bu şekilde ayakta başlanıyordu ki bariyerler düştüğünde hemen hareket edebilirsin. Bir yandan da saate bakıyorum, çok da uzatmaya başladık sanıyorum. Konutlar gene çok iyi korunmuştur Priene'de. Demin size cadde ve sokakların ayırdığı adalardan bahsettim. İşte şöyle cadde ve sokakların ayırdığı bir yerleşim adasını görüyorsunuz. Her yerleşim adasında 8 konut vardır. Bir anlamda TOKİ gibi. Birbirinin eşitidir. Vatandaşların eşit olduğunu konut planındaki eşitlik de göstermektedir. Bu şekilde planlanmış bir konut yapısı olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle siz bu şehrin eşit vatandaşıysanız binlerce ev arasındaki şu sarı ev sizindir. Hemen yanındaki de komşunuzdur. Hemen arkadaki de aynı evin bir benzeridir. Çok güzel bir eşitlik duygusu. Fakat hayatları böyle olmuyor. Priene'de gene anlıyoruz ki en baştaki tek ev planı şu. Daha sonraki bu ev sahibi yan evin arsasını da katmış, hatta arka evden de tırtıklamış. Sonra yandaki iki ev arsasını birleştirip böylece devasa bir eve dönüştürmüş. Yani o başlangıçtaki eşitliğin zaman içerisinde çok da devam etmediğini görüyoruz. Konutlarda bir hayatın geçtiği avlu vardır, içlik kısmı vardır, günlük hayatın yaşandığı oikos dediğimiz kısım vardır. Oikos evin ana odasıdır. Bütün ev ahalisinin oturacağı odadır. Aynı zamanda ev de, ev kelimesi de oikosla ifade edilir. Evin yönetimi, evin kuralları da oikonomiyadır. Pardon, biz bugün buna ekonomi diyoruz. Yani ekonomi dediğimiz kelime aslında ev idaresinden gelir. Evin içerisinde şurada A harfiyle gösterilen özel bir bölüm vardır. Bunun adı androndur. Anadolu yerli mimarisinde selamlık dediğimiz bölüm. Evin sadece erkekleri bu bölümde olur. Yanında, yan yana sedirler vardır. Bu sedirlerde otururlar, yer içip alem yaparlar. Sohbet ederler. Bu sohbetlerin adı simpozyondur. Biz bugün sempozyum kelimesini başka bir anlamda kullanıyoruz. Aslında toplanmak, evin erkeklerinin toplandığı yapılır bu. Bu odalar böyle Priene'den gene görüyorsunuz. Çoğu zaman çakıl taşı mozaikli ya da düzgün zeminli. Duvarları basit bir şekilde boyalarla, freslerle ama çok da görsel olarak etkileyici olmayan freslerle kaplı. Yan yana sedirlerin olduğu alanlardır. İşte bu sedirlerden bir tanesinin restore edilmiş halini görüyorsunuz. İşte burada erkekler oturur, şarkı söyler, önlerindeki masalarda, sehpalarda içkiler vardır. Yerler, içerler. Bazen evin ahalisinden değil, dışarıdan gelen, paralı tutulmuş bir kadın onlara eşlik edip sohbet ya da müzikle onları eğlendirmeye yardım edebilir.
Kadınlar ne yapar? Onlar da evin başka bir mekanında, eğer köle kadın değilse, ev sahibi ise saçını tarar, çocuğuna bakar, yün eğilir, eğitim görür. Bakın burada kadının evde eğitimini görür. Erkekler gimnazyonda gördüğü eğitimi kadınlar evde görecek. Bütün bunların kadın hayatında rol aldığını söyleyebiliriz. Bu evlerde bulunmuş çok sayıda heykelcikten örnekler, bilhassa soldaki ayağını batan dikeni çıkaran cüce heykelciği çok ünlü. Evet, bitirirken Yunan dünyasında bizim de artık her ne kadar mezarlık alanları şehirlerin içinde kaldıysa da prensip olarak mezarlıklar şehrin dışındadır. Priene'de de şehrin dışındaki böyle mezarlık alanlarını biliyoruz. Şehre yaklaşan yollar boyunca farklı tipte mezarlar bilhassa son yıllardaki kazılarla tekrar açığa çıkarılmaya başlandı. Mezarlığın tipi ve boyutları hiç kuşkusuz ölen kişinin toplumdaki yeri ve zenginliğiyle ilgili. Nadiren çok önemli kişilerin, şehir için kahraman mertebesine erişmiş kişilerin şehir içerisinde de anıtsal mezarları olabiliyor ama bunlar tamamıyla istisna. Aman şu ölüler bizden uzak kalsın diye ölüler için ayrı bir şehir yapmışlar. Ölü şehri yani nekropolis yapmışlar. Dediğim gibi şehre ulaşan yollar boyunca mezarlıklardan geçip gelirsiniz. Şehrin de ana kapılarına giden bütün yollarda Priene'de de mezarlıklar vardır. Evet, sanıyorum bir saat gibi bir süre oldu. Biraz tempolu bir şekilde anlattım ama sadece bir antik şehir olarak görmemek lazım Priene'yi. Tekrarlamak istiyorum. Dünyanın en iyi korunmuş Yunan şehridir. Hepinizin gezmesini tavsiye ederim. Görmesini tavsiye ederim. Küçücük bir şehirdir. Hani Naim Süleyman'a cep Herkülü deniyordu. Priene'de bir cep şehridir. Her şey elinizin altındadır. Hem çok iyi kazılmıştır küçük olduğu için. Hem çok iyi korunmuştur. Sonrasında şehir önemini kaybettiği için. Efes'te, Milet'te, Smyrna'da yani İzmir'de olduğu gibi devasa Roma yapıları kendi altlarındaki eski yapıları ezmemiştir. Eski yapılar orijinal haliyle büyük oranda korunmuştur. Diyebilirim ki bir Yunan şehrini hissetmek, onun sokaklarında gezmek duygusunu istiyorsanız Büyük Menderes platformu üyeleri olarak muhakkak Priene'yi görün. Birçoğunuz görmüştür zaten. Hepinize teşekkür ederim. Evet hocam, biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Eğer sormak hocam, istediğiniz bir şeyler varsa... Direkt sorular ve katkılar bölümüne geçebiliriz hocam. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Sağ ol. Ben bir soru sorabilir miyim Sayın Hocam? Tabii. Yani nasıl olsa az kişiyiz. Mesaj yazmamıza gerek yok. Yüz yüze konuşabiliriz. Böyle bir avantajımız var, evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Gayet yetkin bir şekilde, güzel bir şekilde anlattınız. Priene bizim aklımızda yer etti. Daha önce gidip görüyorduk. Şimdi daha iyi anlayabilir bir şekilde gidip göreceğiz bundan sonra umarım. Acaba Hristiyanlık geldikten sonra Bizans döneminde olsun ya da geç Roma döneminde Hristiyanlık şehri nasıl etkiledi? Evet. Yapılarını nasıl etkiledi? Buradaki planda var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle bir plana bakarsam söyleyebilir miyim? Yok. Bu planda o yok. Ben eski şehri anlatmak istediğim için hani acaba planda var mıydı? Şöyle söyleyeyim. Hristiyanlık geldikten sonra şehir bir köy haline dönüşüyor. Küçülüyor. Bu aslında birçok şehir için geçerli. Yani Efes'te de tiyatronun civarında minik bir şehir oluyor. Ne bileyim Torbalı'daki metropolise giderseniz yoldan görürsünüz. Minicik bir dörtgen kale var. Ama asıl şehir bütün tepe. Hristiyanlık da küçülmüş. Niye? Artık Roma'nın
ne diyelim, demir yumruğu ortadan kalkmış. Roma'nın demir yumruğu aynı zamanda barış demek. Dış tehlikelere karşı bir koruma kalkanı demek. O ortadan kalkınca bir kargaşa dönemi, bir fakirleşme, bir küçülme yaşanıyor. Bütün şehirlerde bu yaşanıyor. Ama Priene'de ekstra yaşanıyor çünkü zaten dağın dibinde. Öndeki liman faaliyetleri Büyük Menderes doldurduğu için gitmiş. Şehir hiçbir işe yaramaz bir hale gelmiş. Yani ova deseniz ova değil, bataklık kalıcı olsun. Tarım yapalım yapamazsınız. Arka taraf dağ. O zaman da artık iyice minik nüfuslu bir yer haline gelmiş. Bir o dönemlerdeki işte bir yerel beyin adı da Samson. O Samson dağları da oradan geliyor. Yani biz Dilek Yarımadası'ndaki dağlara Samson diyoruz. Agora'nın olduğu yerde tabiri caizse avuç içi kadar bir kale var. Az önce de söyledim. Tiyatronun olduğu yerde de bir küçük kilise var. Bütün Hristiyanlık yapıları şehirde hemen hemen ya da o dönemin yapıları bunlar daraldığını, küçüldüğünü, sıradan bir köy yerleşmesine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi ki de öyle olmuş. Biz sağlam görüyoruz şehri. Arkeologlar böyle haindir yani. Başkasının felaketi bizim için güzeldir. Çünkü bu sayede güzel izleyebiliyoruz bir yeri. Hocam bazı kentlerde Hristiyanlık geldikten sonra eski pagan inanışlar olduğu için tapınaklar falan tahrip edildiğini görüyoruz. Burada öyle bir şey yok sanki. Yani şeyin bilmiyoruz. Mevcut tapınaklar ne zaman yıkıldı? Evet, yıkılmış. Ama mevcut tapınakları Hristiyanlar mı yıktı? Yani bilinçli bir vandal yıkış var mı? Yoksa işte bir malum orası deprem kuşağı, bir depremden falan mı yıkıldı? Bu konuda net bir bilgimiz yok. Yazıt da yok Hristiyanlık dönemine ait. Yani başka birçok şehirde o dönemde nasıl geliştiğini bilebileceğimiz yazılı kaynaklarımız, yazıtlarımız var. Priene iyice köy haline geldiği için okuma yazma bile büyük ihtimalle doğru düz kalmamış. Yani o yüzden tarihi olarak zarar verdiler mi, vermediler mi, ne yaptılar? Çok verimiz yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Türk yerleşimi de yok sanırım hocam, değil mi? Türkler yani işte şeye yerleşiyorlar. Hemen yakındaki Turunçlar köyüne. Yani şehrin arazisi çok yerleşime uygun olmadığı için ve bütün o moloz olduğu için günümüzde şehrin hemen dibinde, yani şehir kapısından çıkınca yürüyerek 5-10 dakika mesafede, 5 dakika mesafede Turunçlar köyü var. Oraya yerleşiyor. Necdet Bey söz istiyor. Hocam teşekkür ederim bilgileriniz için. Ben jeolojik yüksek mühendisiyim. Amatör olarak da antik kentlerin su yapılarıyla ilgilendim. Bu ilgilenmem sırasında kentin doğu kısmından giren turist kafilesine ilk gösterilen şey o yuvarlak su dağıtım mermerden yapılmış su dağıtım elemanıdır. Adeta o küçük mermer yapı kentin simgesi halindedir. Yani kare planlı inşaatının ve altyapının önce inşa edilip sonra kentin taşınmasının. Bir de şunu dikkatimi çekmişti. Agora'ya düşen yağmur sularının sizin de gösterdiğiniz şekilde yolun ortasındaki kanala aktarılması, merdivenlerden aşağıya doğru inen suların merdivenlerin kenarlarındaki bir uyuk sistemiyle taşınarak bir alt kottaki yolun ortasına alınmasıdır. Yani yağmurlu bir anda merdivenlerde yürüyen insanlar sulardan etkilenmiyorlar. Evet. Köyün drenajı mermerlerin yanına, merdivenlerin yanındaki oluklardan alınarak ortadaki kanala iletiliyor. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Bu kadar ince düşünülmesi meseledir. Bir de tabii kent için su ihtiyacı doğal olduğu için o arazinin jeolojik yapısı da kaynaklara müsait bir üst kutlarda kaynak oluşumuna müsait olduğu için kente suyun getirilmesi de daha kolay olmuştur. Genelde antik kentlerin sular 35-40 kilometreki uzak noktalardan getirilir bu civarda. Efes'te olsun, Tralles'te olsun, Alabanda'da olsun. Hep uzak yaklaşık 25-30 kilometrelerden gelir. Buranın bir avantajı daha yakın mesafelerden suyu getirme imkanları olmuştur. Teşekkür ederim. Doğru. Şimdi şunu tabii hemen su deyince belirtmek istiyorum. Bizim bildiğimiz, andığımız şehirlerin büyük bir kısmı milat sıralarında
zirvesini yaşamışlar. Milattan sonra 1. 2. 3. yüzyıllarda zirvesini yaşamış devasa şehirlerdir. Başka bir deyişle Roma dönemi şehirleri. Roma dönemi şehirlerinde iki önemli fark var. Bir, nüfus çok büyük. Yani Efes'in nüfusu muhtemelen 200 binler. İzmir'in nüfusu, Sümün'ün nüfusu 100 binler. Miletos gene 70-80 binlik bir nüfus. Afrodisyas, Akeza öyle. Dolayısıyla bu büyük nüfusa su sağlamak çok ciddi bir sorun. Bir yere 3-4 bin kişilik bir şehir. Yani köy irisi diyebileceğimiz bir şehir. Bahsettiğimiz dönemde, Yunan döneminde, Roma öncesi dönemde, Roma'da da zaten küçülmüş. Bu yüzden su daha az sıkıntı oluyor. İkinci önemli şey, Roma inşaat mühendisliği, kemer ve tonoz dediğimiz, ışınsal olarak dizilmiş taşlarla sıfırdan zeminden yapı yükseltme tekniklerini inşaat ne diyelim anlayışının bir parçası, mimari anlayışının bir parçası haline getirmiştir. Onlar keşfetmemiştir ama onlar yaygınlaştırmıştır. Onlar bu işin kullanışlılığının farkına varmışlardır. Bu sayede vadileri geçebilecek su kemerleri yapılabilmiştir Roma döneminde. Halbuki Priene'de bahsettiğimiz dönemde henüz bu tekniği bilmiyorlar. Açık kanallarla sizin dediğiniz gibi zaten Samsun dağlarında yani eski adıyla Mikale dağlarında su kaynakları var. Açık kanallar yardımıyla şehre getirip bir su deposu haznesine tutup oradan da şehre dağıtım yapıyorlar. O yüzden daha Efes'te, Tralles'te, Alabanda ile falan karşılaştığımızda daha iktidai bir yöntem olduğunu söylemek mümkün. Teşekkür ederim. Evet. Başka sanıyorum bir sorumuz yok mu? Peki ben de hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umuyorum çok akademik olmamıştır. Biraz da böyle zamanı ideal kullanayım diye fazla tempolu anlattım. Yani aynı anlatıyı iki saate yaymak da mümkündü ama akşamın bir saatinde hepinizin bayılmasını ve esnemesini istemediğim için böyle birazcık sıkıştırdım bu anlatımı. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Hepinize tanıştığıma çok memnun oldum. Tahmin ediyorum başka ortamlarda gene sizin gibi iyi niyetli, bu işe gönül vermiş insanlarla tanışıklığımız, birlikteliğimiz sürer. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkürler hocam. Gerçekten keyifliydi. Çok teşekkürler emeklerinize. Sağ olun. Hocam çok teşekkürler. Sıkılmak ne? Bitmesin diye bekledim. Sağ olun. Sağ olun. İyi niyetli.